Oha diyorum, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda her gün karşılaşabileceğiniz en sinir bozucu böcekleri derledik. Hepimizin hayatını zorlaştıran en sinir böceklerden biri sivrisinekler. İnsanların ve hayvanların kanlarını emerek yaşayan sivrisineklerin onlarca farklı türü var. Sivrisineklerin sinir bozucu olmaktan öte bir özellikleri daha var. O da dünyanın en ölümcül böceği olmaları. Taşıdıkları ve bulaştırdıkları hastalıklar yüzünden yılda ortalama 750 bin insanın hayatını kaybetmesine neden oluyorlar. İşte bu da hamam böceği. Yeryüzündeki en dayanıklı canlılardan biri olan hamam böcekleri milyonlarca yıldır her türlü felaketten kurtularak evlerimize kadar girdi. Her koşulda hızlıca üreyip yaşadığımız yerleri işgal edebiliyorlar. İğrenç görünümlerinin yanı sıra bir sürü ölümcül hastalık da taşıyorlar. Ayrıca hamam böceklerinin astım ataklarını tetiklediği biliniyor. Sırada kulağa kaçan var. Bu korkunç görünümlü böcekle özellikle şehirden uzak kırsal alanlarda karşılaşma ihtimaliniz son derece yüksek. Kuyruk kısmında boyuna göre kocaman bir kıskaç taşıyor. Bu böceğin insanların kulaklarına kaçtığı ve kulak deliğine yerleştiğine dair bir söylenti var. Ancak kesinlikle doğru değil. Aslında dünyanın en zararsız böceklerinden biri. Buysa Ağustos böceği. Ya da diğer adıyla cırcır böceği. Aslında gayet zararsızlar ama çok sinir bozucu bir özellikleri var. Yaz aylarında binlercesi topraktan çıkıp çevreye dağılıyorlar. Daha sonra da günler boyunca hepimizin bildiği o inanılmaz şiddetli gıcık sesi çıkarıyorlar. Ürettikleri gürültünün şiddeti 100 desibeli geçiyor. Yani bir arabanın ses sisteminin çıkardığı sese yakın. Bu aslında bir çiftleşme çağrısı. Bacaklarını vücutlarındaki özel bir dokuya sürterek bu sesi üretiyorlar ve çevredeki dişi Ağustos böceklerini kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Bu da herkesin yakından tanıdığı kara sinek. Onları yaz kış her yerde görebilirsiniz. Özellikle yemeklere ya da vücudunuza konduklarında çok sinir bozucu oluyorlar. Kara sineklerin başka bir kötü özelliği de sizi canlı canlı yemeye çalışmaları. Hareketsiz kaldığınızda derinize konuyorlar. Çeneleri olmadığından derinizi yiyebilmek için mantuz şeklindeki ağızlarından bir sindirim sıvısı salgılıyorlar. Bu sıvının içinde çok fazla mikrop var. Bu yüzden de inanılmaz bir acı ve sonrasında kaşıntıya yol açıyor. Sıradaki sinir bozucu böcek kene. Çalılıklarda ya da otlaklarda bunlardan bolca var. Yanından geçerken sürtünürseniz üzerinize tutunuyor. Çenesini derinize gömüyor ve sonrasında kanınızı emiyor. Bu yetmezmiş gibi çok tehlikeli bir hastalık taşıyorlar. Türkiye'de son yıllarda bir sürü insan kenelerin bulaştırdığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Eşek araları da özellikle yaz aylarında tam bir baş belası haline gelen diğer bir böcek türü. Kokuya çok hassas olduklarından etrafta yiyecek bir şey varsa hemen ortaya çıkıyorlar. Kovalamaya çalıştığınızda sizi sokma ihtimalleri çok yüksek. Bal arılarının aksine birden fazla kez sokabiliyorlar. Zehirleri cidden çok acı verici. Alerjisi olan insanların eşek arısı sokması karşısında ölüm tehlikesi bile var. İşte bu da saç biti. Tek yaşam alanları insanların saçlarının arası. Toplulukta birine bulaştığında hızlıca diğerlerine yayılabiliyorlar. Ayrıca inanılmaz hızlı çoğalabiliyorlar. Bitlerden kurtulmak çok zor olabiliyor. Bunun için özel şampuanlar kullanmak gerekiyor. Karıncalarda hemen her zaman karşılaşabileceğiniz böcek türlerinden biri. En umulmadık yerlerde binlerce bireylik koloniler kurabiliyorlar. Eğer evinize yuvalanırlarsa daha da sinir bozucu hale geliyorlar. Çünkü bu organize yaratıklardan kurtulmak bazen imkansız olabiliyor. İşte bu da ev örümceği. Hemen hemen her evde bulunabiliyorlar. Düzenli şekilde temizlenmediklerinde olur olmadık yerlere devasa ağlar kuruyorlar. Aslında herhangi bir zararları yok ama örümceklerden korkanlar için bazen bir kabusa dönüşebiliyorlar.